Ahmet, ne oldu? Ulusal binada rehineleri olan 3 kişi var. Bu sabahtan beri rehineleri ellerinde tutuyorlar. Burası 25. caddeye... Evet, dediğin yeri biliyorum. Oraya binmek için başıboş biri olmanız yeterli yüzbaşı. Çabuk ol Malon, rehineler var. Pekala, hemen geliyorum. Burası 1-1-2. Çabuk. Tamam. Evet. Evet. 3 kişiler ve ellerinde rehineler var. Buraya geldi. Geliyor. Tamam Alon. Sana söylemek istediğim bir şey var. Sen seçildin. Şef anlaşma yapmamız gerektiğini söyledi. Şartları neyse hepsini kabul edeceğiz. Bunu asla unutma. Robert, başka bir kurban istemiyorum. Ne ölü ne de yaralı. Kafanı aşağı. Kafanı uçurmamı istemezsin değil mi? Doğru söylüyor. Rahat durun. Misafirimiz var. Kımıldamayın. Kımıldamayın. Ölürsünüz. Pekala. Dinle bakalım polis. Sana bunu bir kez söylüyorum. 2 milyon dolar parayla dolu bir çanta istiyorum. Banknotlar onluklardan aşağı olmayıp 50'likten de yüksek olmayacak. Hiçbir oyun falan istemiyorum. Bize bir uçak verilecek ve Meksika sınırını geçene kadar kimse takip etmeyecek. Bütün bunları yerine getirirsen bu yavruları tek parça halinde alırsın. Anlaşıldı mı? İmkanı yok dostum. Harika. Gerçekten harika. Yine bildiğin yolu denedin Malon. Sana bir emir vermiştim. Buraya onlarla bir anlaşma yapmaya yollandın, öyle değil mi? Tüm talepleri kabul edecektin. Bu emirdi. Hak etti. Bunu hak etti. Thank you.
Biftek harika olmuş. Sana daha güzel şeyler yapacağım. Yine mi gidiyorsun? Hı hı. Biliyorsun. Belki bir gün ben de seninle beraber sörf yaparım. Olur mu? Sen beklesen iyi olur. Erken gelmeye çalış. Merak etme. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bence niye olmasın? Güzel bir kamyonet. Durmaktan sıkıldım. Dur ve kımıldamamaya çalış lütfen. Elis, artık durmaktan sıkıldım. Güzelim, burada bir iş yapıyoruz. Yüzüne flaşları patlatma koşuma mı gidiyor sanıyorsun? Bunu biliyorum ama öyleyse şu an sessiz ve sakin olmalısın ki işimi yapayım. Ama ben böyle çalışamam. Şunu bilmelisin ki başarılı olmak çok çalışmakla olur. Sürekli zirvede kalmak çok zordur. Ama ben kaldım. Daha çekeceğimiz bir sürü poz var ve çok çalışmamız gerek. İşimden başka bir şeye konsantre olmak istemiyorum. Bunu yapmam gerek. Sanırım bu gece fazla çalıştık. Çekimlere yarın devam ederiz. Evi, sen de çıkmıyor musun? Hayır. Yarın için hazırlıklarımı yapmam gerekiyor. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Çıkarken ışıkları kapatır mısın lütfen? Tabii ki. Kim var orada? Kimsin? Sen mi geldin? Merhaba, seni korkuttum mu? Beni korkutmadın. Ama şu oyunları artık bırakmalısın. Radyoları dinlemiyor musun? Bütün şehir tehdit altında. Ve sen bütün bunlara rağmen gecenin 11'inde saklambaç oynuyorsun. Benimle saklambaç oynayan biri de sensin. Kız kardeşim yalan söylemekte başarılı değildir ve asla olamadı da. Demek sana hiç çekmemiş. Buraya gelmemin sebebi sadece bu şey. Bunu bırakmışsın. Diğer nedenimse seni görmeden vakit geçiremiyorum. Hata varsa bu bana ait. Tanrım,
Ben sen olmadan yaşayamıyorum. Bir uzlaşma yolu bulmaya çalışalım. Seninle defalarca telefonlarda konuştuk. Defalarca ondan dolayı. Kararım açıkça belli sanırım. Tamam. Ne zaman ihtiyacın olursa yanında olacağım. Sorun nedir tatlı kız? Hiç ölen görmedin mi? Eğlenmeyi falan unutun. Kadın resmimi çekti. Hemen onu bulmalıyız. Hemen önümüzde. Ona gününü göstereceğim. Nereye kayboldular? Başımız belada. Sorun nedir bayan? Onlar katil. Beni takip ediyorlar. Benim resmimi çekti. Başımız belada. Bana göre onu öldürmemiz gerekecek. Sana göre değil. Sen bir şey düşünmek zorunda değilsin. Dinle yeter. Lütfen bir şeyler yapın. Bunlar beni öldürmek istedi. Lütfen yardım edin. Pekala, gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam. Biraz sabırlı ol. Yemek zamanı. Pekala. Geliyorum, pekala. Oh, lanet olsun.
Pekala, pekala geliyorum. Tamam. Sanırım hapı yuttuk. Tamam, seni duyuyorum. Sadece bir kutu var. Evet, gel bakalım. En sevmediği. Evet, ne yapalım? Evet. Bu harika kokuyor, değil mi? Acayip güzel. Buyurun, ben Malone. Robert, hemen ofisime gelmeni istiyorum. Çabuk ol. Pekala. Bu seferki ne? Kapıyı kapat. Umarım önemlidir. Kedimi evde bıraktım. Ve şu an yalnız. Dinliyorum. Bu gece elimizde bir diğer katil var. Ama bu sefer elimizde fotoğraf bulunuyor. Kadının adı Liz Tumbo. Birkaç saat evvel eve girildi ve kurban öldürüldü. Fotoğrafı çeken kız Liz oldukça zeki çıktı. Boynundaki makinenin flaşıyla katilden kaçmayı başarmış. Tabii bu arada fotoğraflarını da elde etmiş. Her neyse. Yolda polisleri görüp onlardan yardım istemiş. Eminim ki bu arabada sahilde işlenen cinayette çalınan arabanın aynası. Malone, beni bilirsin. Emin olmadığım bir şeyi asla iddia etmem. Benim düşünceme göre bunlar aynı katiller. Bu zamana kadar elimizde bir kanıt yoktu. Ama şimdi bu çetenin elebaşının fotoğrafı elimizde bulunmakta. Bu sana nasıl geliyor? Girin. İşte katilin fotoğrafının büyütülmüş hali. Teşekkür ederim. Hayır, lanet olası şey. Flaş görüntüyü mahvetmiş. Bir tek düzgün fotoğraf yok. Bu fotoğraflar asla işimize yaramaz. Evet. Fotoğrafların düzgün olduğunu sanıp katil kızı öldürmek isteyecek. Bu çok kötü bir şey. Robert, bu kızın yanında yer alacaksın ve ona zamp gibi yapışacaksın. O şimdi nerede? Şehir hastanesinde. Hala şoku atlatamamış. Sanırım bugün ona bir şey olmaz. Ama yarından itibaren artık onunla berabersin. Onu senden iyi hiç kimse koruyamaz. Ya
Sizler aptalın tekisiniz. Hey, sorun nedir? Ne yaptık ki? Size şundan uzak durun dedim. Bunu içmeyeceksiniz. Bu zayıf insanlar içindir. Bunu anlamayacak kadar salaksınız. Pekala, haberler nedir? Kız hala hastanede. Madem hastanedeyse bizim de orada olmak için iyi bir nedenimiz oldu. Şehir hastanesinde. Şoku atlatamamış. Onu senin korumanı istiyorum. Arkadaşımı araba çarptı. Çok ağır yaralı. Tanrı aşkına ilgilensinler. Güzel kız. Hadi yürüyün.
Hey, nereye gidiyorsunuz? Arkadaşımız yaralı memur bey. Odasına götürüyoruz. Şimdi! Bu da ne böyle? Burada neler oluyor? Ne istiyorsun? Hey! Bırak elindekini! Ne oluyor? Sen aklını mı kaçırdın? Siz kıza bakın çabuk! Hayır, ha Tanrım. Git buradan, git buradan. Git buradan, lütfen git. Tanrım. Aa! Tanrım. Bayan, bayan. Lütfen biraz sessiz olun. Pekala, pekala. Hepsi bitti. Ağlamaya gerek yok, tamam mı? Tamam. Bir kişi de canlı yakalarsın sanıyordum ama yanılmışım. Evet, yanılmışsın. Size söylemem gereken özel bir şey daha var. Bu konu aslında... Avukata ihtiyacım yok. Ne yani, bırakayım da kızı vursalar mıydı ha? Neden bir koruma daha verdiniz? Çünkü bu adamlar seri katiller ve güvenlik yeterli olmayabilirdi. Biliyor musun? İşte sorun bu. Oğlanı yine görmüyorsunuz ve ikiniz de bir şeyi unutuyorsunuz. Bu sefer vakit gece, insanlar uykulu ve onları hata yapmaya sürükler bu. Biliyor musun Malon, kimse seni sevmiyor. Evet, biliyorum. Bazen ben kendimi sevmiyorum. Bazıları için farklı olduğumu biliyor ve bu da onların işine gelmiyor. Benim aklımda olan tek şey işimdir. Başladığım işi bitirmek. Ve bu hep böyle olmuştur. Bana bu kızı korumamı söylediniz ve ben de yaptım bunu. Nasıl yaptım fark etmez.
Eğer hala onu korumamı istiyorsanız... Ben de onu kendi evime götüreceğim. Ve onu böyle koruyacağım. Peki bu sence doğru mu? Bu bence böyle olmalı. Nasıl korkular taşıdığını öğrenmemiz gerek. Anlatacak bir şeyim yok. Nasıl bir belanın içinde olduğumu bile bilmiyorum. Lütfen onunla kalmama izin verin. Belki bu sayede daha rahat edebilirim. Pekala Malon. Ne yapmak istiyorsan serbestsin. Gitmeye hazır mısınız bayan? Sana teşekkür etmem gerekiyor. Bu her zaman yaptığım bir iş o kadar. 20 dakika evvel o adamı vurmasaydın şu anda ben yoktum. Evet. Bu kadar suskun olduğunu hiç düşünmüyorum. Pekala, ne hakkında konuşmak istiyorsun? Sana bir şey söylemeyeceğim. Burada olman benim fikrim değildi ve sanırım senin de. Bak, bunları konuşmak zorunda değiliz. Anlıyorum. Pekala, konuşmayız. Bu senin görevin değil. Bu arada beni korumak istemiyorsan bir fikrim var. Beni aldığın yere götürebilirsin. Ve diğer sefere beni öldürmelerini sağlamış olursun. Neden beni koruyasın ki? Ben bir sorunum. Sanırım artık çeneni kapatsan iyi olur. Ağzını açtıkça saçmalıyorsun. Güzel. Bu yer beni donduruyor, biliyor musun? Hadi gidiyoruz. Hadi. Gidip güvenli bir yer bulalım. Dedektif ve kızın öldürülmesi gerekiyor. Sen, evinin önünde git ve bekle. Eninde sonunda oraya geri gelecektir. Polisin de yanında olduğunu unutma. Onu saklamaya çalışacaktır. Ama onların yerini bulmamız gerekiyor. Hata istemiyorum. Tamam mı? Thank you.
Evet. Bana bir iyilik yapmanı istiyorum. Hemen yerinden kalkıp bana gelmeni istiyorum. Ne oldu şimdi? Bu ne demekti? Pazar günü bile dinlenmek yok. Bir, iki ve üç. Evet. Bunlar değil. Buradaki insanlar ona benzemiyor. Bunların hiçbiri değil. Teşekkür ederim bayan. Bu adam bulmakta tekrar yardımcı olacak mısınız bana? Tabii ki. Ben bayan değil, Liz'im, tamam mı? Bu çok değil ama hiç yoktan iyidir. Bugün nasılsın? Dinlenmek sana yaradı mı? Daha iyiyim. Güzel. Girin. Bunu karakollara ve basına verin. Bu fikirleri de nereden aldın? Bütün hepsini kendin mi icat ettin? Neden? Bu adam sende fotoğrafının olduğunu düşünüyor. Sense bilgileri basına veriyorsun. Bu şekilde onu asla bulamayız. Asla bulamayız. Onu duydun mu? Çavuş Malo'nun dediğini yapın. Çabuk. Ancak gem olarak kalırsan onu bulma şansımız olacaktır. İstersen burada bekleyebilirsin. Almam gereken özel eşyalarım var. Hemen gelirim. Evet, biliyorum ama gelmek zorundayım. Ben açarım. Bir şey mi var? Sen burada kal.
Gel, sorun yok gibi. Bir şey içmek istersen çekinme. Benim evim senin evin sayılır. Dolapta güzel yemekler var. Sanırım aç değilim. Bence ye. Buraya çıkmaman gerekirdi. Burası benim yatak odam. Seni buraya kim yolladı? Arkadaşları kim? Söyle. Söyle, gebertirim. Söyle yoksa öldürürüm seni. Bu resimden asla beni çıkartamazlar. Nick ölmüş. Ama eminim bir şey söylememiştir. İstedikleri benim. Bunu anlamalıydım.
Şimdi kendimi gösterme zamanı. Şimdi benim zamanım. Merhaba. Ağzını açmamak ya da tıkalı tutmak için bir şeyler hazırladım. Hemen masada duruyor. Bu müzikleri nasıl seviyorsun? Bu beyin yıkamak gibi bir şey. Bunu nasıl dinliyorsun? Belki seviyorumdur. Bence çok güzel. Bence en güzeli Frank Sinatra. Yerinde olsam iyiliğin için o silahı yerine sokardım. Gel bakalım dostum. Hadi. Yeter bu kadar. Gidin. Beni dinle. Kızını bir daha görmek istiyorsan bana Malone'un resmini getir. Yarın sabah. Kule merkez istasyonunda. Yarın sabah dostum. Oyun istemem. Kendimi salak gibi hissediyorum. Onlar saldırdıklarında hiçbir şey yapamadım. Bir şekilde onları durdurabilirdim. Diğer seçeneğin nedir? Sana gitmelisin diyemem. Bile bile ölüme gidemezsin. Hayatım boyunca böyle ödlek kalamam. Güzel kızımı onlardan almalıyım tanrım. 20 yaş genç olsaydın bir kızın olmazdı. Bak dostum, ben düşündüğümü söylüyorum. Gidiyorum. Ama gidemez. Bu bir intihar. Bunu yapamazsın. Robert, benim için yapmak istediğini biliyorum. Ama bu işe yaramaz. Senin ölümünü istemem. Bunu unut.
Bunu senin için yapmıyorum. Sadece yapıyorum. Kızını sana geri getireceğim. Robert ailesini asla bilemedi. Resimdeki adamdan artık bir eser kalmadı. O çok değişti. Yalnızlığa alışamadı. Hep yalnız. Birbirlerinden bir şeyler buldular. O fotoğraftaki adamla bir arkadaşlık ilişkileri oldu. Tabii bir gün serseriler ona çarpana kadar. Robert o zamanlar sadece bir çocuktu. Okula gidiyordu. Bir sabah vakti iki tane sarhoş bu yaşlı adamı vahşice öldürdü. Bu yaşlı adamı cebindeki sadece $7 para için öldürdüler. Robert ise hayatta kalmayı başardı ama kişiliği çok fazla değişti. Daha sonra yaşı geldiğinde meslek olarak polisliği seçti ve polis kuvvetlerine katılarak işe başladı. O kötü bir adam değil. Sadece suçlulara karşı kötüdür. Bunun uzun bir hikayesi var. Bazen en güzel şeyin hiçbir şey düşünmemek olduğunu sanıyorum. Kendimi onun yerine koymaktansa kendimde onda bazı parçalar buluyor ve onu anlıyorum. Bu sefer senden ne istedi Robert? Önemli olan nedir? Ha? Bu duruşunu hiç beğenmedim dostum. Hadi çık dışarı çabuk. Götürün şunu. Ben de sana eşlik edebilir miyim? Yoksa balığa gidermiş gibi görüneceğim. Mermi verecek misin? Yoksa böyle mi kullanayım? Dışarı çıkma. Kimseye kapıyı açma. Kendine iyi bak güzelim. Her şey hazır mı? Diğerleri arabada. Sana bile iyi eğlenceler dilerim.
Sakın kımıldama. Hemen yakınıma doğru gel. Yoksa onu öldürürüm. Hadi, duymadın mı beni? Dinle dostum. Deli bir adamın peşine takılıp böyle delice işler yapmak zorunda değilsiniz. Sanırım kafandan nelerin geçtiğini tahmin edebiliyorum. İstediğin gibi silahları bırakmam ve kız ölürse sen de ölürsün. Her zaman her insana böyle davranmam. Bugün kendini şanslı hissedebilirsin. Kızı öldürmek ister misin? Hadi durma. Elindeki bıçağı bir anda çeker ve işini bitirirsin. Ama senin de işin biter. Bilmem anladın mı evlat? Ne olacaksa olur. Yapmam gereken sadece tek bir atış. Ve bu atışla lanet olası beynini uçururum senin. Senin gibi iyi bir insanla tanışmak ve vakit geçirmekten büyük zevk duydum. Sadece sana teşekkür etmek istedim. Etmene gerek yok. Her neyse, şunu bil ki ne zaman başın derde girerse beni arayabilirsin. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Acil durum 870. Acil durum 870. Bütün arabalar olay yerine. Geliyorum. İyi akşamlar efendim. İyi günler dilerim. Bara geçeceğim. Efendim, ne istersiniz? Scotch, duble.
Ben bir uzman değilim ama senin böyle düşünmene gerçekten çok sevindim. Ama ben böyle düşünmüyorum. Bence deneyimlerin ve senin cesaretin işini oldukça iyi bir şekilde yapmana neden oluyor. Sen gerçekten çok iyisin. Robert. Bütün bu yaşadıklarımda bana sürpriz olarak gelen ne biliyor musun seninle buluştuğumuz o an? Böyle düşündüğüne sevindim. Bu arada şansımız yaver gitti. Sorunumuz hala çözülmüş değil. Belki gördüğümüz yüz o değildir. Sadece bir günlüğüne de olsa işlerinden uzak duramaz mısınız? Bay Malone. Bir dahaki sefer için yemeği yeriz. Çin yemeklerini... Bay Malone. He? Hayır, bir şey yok. Sadece birini birine benzettim. Son haftalarda iyi şeyler yaşamadık. Bence biraz buralardan uzaklaşıp rahat bir tatil yapmanın zamanı geldi. Bu ikimiz için de iyi olacak. Robert, bir şey olmadığına emin misin? Tabii, dinliyorum. Aslında böyle bir şey yapmak benim de hoşuma gider. Tatil yapmak benim için de oldukça güzel olacak. Demek sevdin. Yardım edin. Thank you.
Pekala. İyi tatiller. Birkaç gün tatil yapacağına seviniyorum. Ne de olsa artık seni buraya bağlayan bir şey kalmadı. Belki de bu benim uzun zamandır ertelediğim bir şey. Belki de yeni bir hayat için bir başlangıç. Sana güveniyorum. Anılarını bulacaksındır. Sakın kımıldamayın. Ben bir fotoğrafçıyım, unuttunuz mu? Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum. Uzun sürmez. Tamam. Görüşürüz polis memuru. Görüşürüz bayan. Bir poz daha.